Hoş geldin Esma. Bugün nasılsın? Hı? Kötü. Niye kötüsün? Hayatında yeni bir başlangıç yapabilmen için bir an önce boşanman gerekiyor. Eşin de buraya gelmediğine göre anlaşmalı boşanmayı burada kabul etmedi. Gelsin dedi Antep'te biz boşanalım dedi. Antep'e gidip bir an önce boşanma işlemlerini... Ben Antep'e gitmek istemiyorum. ...gerçekleştirmen lazım. Niye Antep'e gitmek istemiyorsun? Ama boşanman gerekiyor, orada çocukların var seni bekleyen. Antep'e gitmek istemiyorum. Oradaki çocuğun var seni bekleyen. Çok ağlamışsınız. Anneni bugün çok yıpranmış gördüm ilk defa. İlk geldiği gün bile daha güçlüydü. Esma ne yapmak istiyorsun? Antep'e gitmek istemiyorum abla. Gene tekrar söylüyorum ki oraya gitmem, hayatta gitmem yani. Peki. Nereye gideceksin? Konya'ya. Konya'ya. Konya'da ne var? Muhammed. Peki orada Muhammed denilen kişi var. O Muhammed de sana boşan gel dedi. Sen boşanmadan gittiğinde Muhammed'in ailesi seni kabul etmez. Haklılar mı? Değil mi? Çünkü bir sürü hani doğru olmayan sözler söylediğin için onlar da bir hayal kırıklığı yaşıyor. Senin boşanmanı bekliyorlar. Senin boşanman için Antep'e gitmen lazım. Ya da direkt kadın sığınma evine. Antep'e gidersen bir daha oraya gidemem ama. Hı? Antep'e gidersem geri oraya göndermezler. Boşanmadığın sürece de bir yere gidemezsin. Sürünür durursun. Bir çocuğun olursa gene kocanın üzerine kayıt olur. O çocuğun da babası birlikte olduğun kişi olmaz. Bu daha zor. Ben hani en kötü ihtimali düşünüyorum. Bir ilişki yaşasan, hamile kalsan, çocuk doğsa yine kocan olur. O yüzünü görmek istemediğin kocan olur. Hadi iki çocuk vardı, üç çocuk oldu. Çok zor bunlarla uğraşmak. Esma öyle kolay değil, kaçmaya benzemiyor. Bir otobüs biletine, bir arabaya binmeye benzemiyor. Çok meşakkatli işler. Ve uzun çocuğun, yıllar süren davalar. Çocuğun babası hiçbir şey yapamaz. Evli olduğun eşinin üzerine kayıt yapılır. Eşim benim çocuğum diyemez. Evet, çocuğu diyemez, alsa, sahip çıkamaz. Kocan der ki benim çocuğumu kaçırdı der. İspat da edemez. Boşanmak istiyorsa gelsin buraya Esra abla. Gelmiyor, onun tercihi o. Bugün gerçekten bitmişsiniz. Dermanımız kalmadı artık. Hep söylediğimiz bir söz vardır. Allah kimseyi evladıyla terbiye etmesin. Amin. Allah kimseyi gerçekten evladıyla sınamasın. Amin. Çünkü dünyanın en çaresiz kaldığınız zamanları ve anları. Kızsanız içiniz yaralanır. Ben o sözcükleri niye söyledim diye. Kaldırıp bir kere vursanız, hay elim kırılsaydı dersiniz, gene vicdanınızla baş başa kalırsınız. Onu doğru yola çevirebilmek için, doğruyu anlatabilmek için dil dökersiniz. O sizi anlamasa kendinizi yer bitirirsiniz. Onu korumak için yasaklar koyarsınız ama amacınız ona iyilik yapmaktır. O sizi yanlış anlar. Az önce bekleme salonunda aşağıda beklerken bekleme salonunda babam dedi Antep'e geleceksin dedi. Gelmezsen dedi Konya'ya, ben nereye gideceksin dedi. Konya'ya gideceğim dedim. Ben dedi Konya'da herkesin adı. Kadın sığınma evi. Dün söylemiştin bunu, sen oraya gideceğini. Ailemin yanına gitmezsen kadın sığınma evine giderim. Buradan da evet, müracaatını yapalım. Kadın hemen sığınma gitsin. Yerleşi oldu mu Esma? Oraya, aslında bir dünyayı ve hayatı da görsün. Oraya gitmese yani daha iyi olur. Evet. Hı? Sığınma evinde de kalmaz, kaçar. Oradan kaçar da diyor. Akşam bana dedi ben gel ne? Yani yapacağım Esra Hanım, benim kızımı alıp götürüp orada kendisini boşanmasını. Tehditler yani falan ben hiç yapamam.
bunu böyle bana... dedikçe bu tehdit diyor. Bak ben şimdi bir şey konuşmadım, tehdit diyor. Ben şimdi tehdit bekleme ettim mi? Bekleme salonunda dedin ki... Çünkü onun duymak istediğini söylemiyorsunuz. O yüzden sizin... Ne söyleme, eğer benim ne yapmam gerekiyorsa... Sizin karşınızda, bak Türkiye'nin karşısındayım. Eğer bir tokat atarsam açsınız ağzı telefon... Ne diyeyim ben Mehmet Bey, ama siz şunu anlamak istemiyorsunuz. Karşınızda Reşit, kendini ifade edebilen, her ne kadar bir raporu da olsa... İki çocuk doğurmuş, evli bir kadın var. Evli bir kadın var. Ve o, bu saatten sonra ister annesi, ister babası bunu yapacaksın deme yükümlülüğümüz yok. Hiç kimse yapamaz. Emniyet güçleri de bunu yapamaz. Yalnızca doğru yolu göstermek için, bakın Esra Hanım dün çok güzel bir şey yaptı. O gerçekle yüzleşsin istedi. Evlatlarını gösterdi ona. Bu bile fayda etmiyorsa sizin sözünüz hiç bundan sonra. Ama avukat hanım, akşam bana dedi yani sığınma evine gidersem oradan da kaçabilirim. İşte şu oğlanın o yanına. O giderse, kaçarsa o onun kendi davranışı. Yapabilecek bir şeyiniz var mı? Yok. Bu onun hayat seçimi. Biz de diyoruz hani götürelim ki boşansın. Ondan sonra yapmanız gereken aile olarak hemen derhal kısıtlanması noktasında başvurun, acil bir sağlık tedbiri alınmasını isteyebilirsiniz. Alacağız, ama evet. Bunu da yaşadığı zaten yerde yapabilirsiniz. Zaten babam dedi, randevu aldım dedi. Ben o yüzden gitmek istemiyorum. Nasıl? Ne diyor? Ne, hastanede randevu almışlar bana. Senin hastaneden ne rapor diyor, aslında hastaneden randevu mu aldınız? Arkadaş psikiyatriden... bir görüşme. Dedi getir, Esma'yı getirirseniz ben randevu aldım. Sizi götürüp hastanede... Bir seans yapmanı, kendini anlatmanı, duygularını anlatmanı, evet. Evliliğinde yaşadıklarını, ailenle yaşadığın sorunları, çocuklarla ilgili... Aslında kendinle, kendi gerçeklerinle yüzleşmen için bir psikiyatri doktorundan randevu almışlar. Bu çok önemli bir şey Esma. Gitmem her istiyorum. Sağlıklı insanın, her sağlıklı bireyin sorunu olsun ya da olmasın bazen bir uzmanla, uzmana gidip kendiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendinin farkında olması gerekiyor. Bazı soruları o uzman aracılığıyla kendine soruyor olması gerekiyor. Hepimizin sıkıntıları var. Ben de gidiyorum, buradaki konuklarım da gidiyor. Bak ben bu programı yapıyorum, sizlerin enerjisini alıyorum. Benim buradan çıktıktan sonra dışarıda bir hayatım var. Orası güllük gülistanlık değil. Orada sonsuz bir mutluluk yok. Ben Esra Erol'um diye efendime söyleyeyim mutlu bir hayatım, böyle parlak bir hayatım yok. Benim de orada sorunlarım var. Ne yapıyorum? Hem burada taşıdığım yükler, sorumluluklar, hem ailemle ilgili sorumluluklar konusunda bir uzmana gidiyorum. Derdimi anlatıyorum. Buradaki enerjiyi nasıl boşaltabilirim? Çocuklarımla ilgili nasıl bir gelecek kurabilirim, onları geleceğe nasıl hazırlarım konusunda. Eşimle varsa aramdaki sorunları konuşmak için bir psikiyatriye, bir psikoloğa danışırım. Bu çok önemli bir şey. Sen şimdi dışarıdan baktığında o Esra abla diyorsun. Kızı da zaten. Sen sanıyor musun ki bu dünyadaki en mutsuz insan sensin? Hepimizin var. Bedenimiz gibi ruhumuz da hasta oluyor ama Türkiye bunu biraz geç algılıyoruz. Biz uzmanları kabul etmiyoruz. Evet. Çünkü o toplumda hemen bir takım yakıştırmalar var. Basit, ben hep söylerim bunu biliyorsunuz. Şeker hastası şeker ilacı alır. Kalp evet. Hastası kalp ilacı alır. Ruh hastalanda ruh ilacı alır. Bu kadar basit. Bak küçük kız da rahatsız, zengi kızı da belki rahatsız. Belki ruhun hastalandı. Belki sen kendini kontrol edemiyorsun, duygularını kontrol edemiyorsun. Ben gayet kendimi kontrol ediyorum mesela. Kendini kontrol ediyor olsaydın, dün sana çocuklarınla ilgili görüntüleri izlettikten sonra çocukların yanına koşarak giderdin. Bak şimdi kız da hastalanmış, acile götürmüşlerdi zaten küçük kızımızı. Bir de oğlan boşansan da istemiyorum diyor Muhammed Ali. Boşansa dahi istemiyor. Neyi? Muhammed Ali dediği çocuk var ya. Boşansa bile istemiyorum diyor. Ben bunun yalancı olduğunu bilmiyordum. Bana yalan söyledi. Nasıl istemiyorum? Böyle böyle yaptı. Ben kesinlikle istemiyorum diyor. İsterseniz telefona bağlansın. Belki seni kandırıyor. Konuşuyorum ama Esra. Zaten daha önce de böyle bir davranışta bulunmuş yine. Şimdi öbür taraf için de öyle kolay internetten yazışıp birine gel demek değil mi? Al bak internetten yazışıp çoluğu çocuğu olan kadına hadi bakalım şehrini bırak gel dersen bu sonuçlara da katlanacaksın kardeşim. Bak şimdi Esma'dan kurtulmak istese kurtulamıyor. Bu da aslında bir tarafta toplum için de yani kötü bir örnek ama diğer tarafta iyi de bir örnek. Düşünsenize internetten bir kadına tanışıyorsunuz.
evli olduğunu söylüyor, çocukları olduğunu söylüyor. Onları bırak gel diyorsunuz. Kızın gerçekleriyle karşılaşıyorsun. Bu sefer de kız sizin yakanızdan düşmüyor. Yok zaten ben daha bugün sabah konuştum kendisiyle. Yani sapasağlak buradan gider miydi seninle konuşan adam? Konuşabilirsin. Buradan gider miydi seni bırakıp? Onu sordum zaten. İşimden dolayı gittim dedi. Sığınma evine yerleştirelim. Son cümleydi. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Bu saatten sonra hemen sığınma evine yerleştiririz. Yapılabilecek farklı başka bir şey yok. Tamam. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.